bir ülke. Atlas Okyanusu'na kıyıları var bu ülkenin. Eski bir Portekiz sömürgesi. Yüz ölçümü 1.246.000 km². Nüfusu 20 milyon. Başkenti Luanda. Ayna Angola'da. Doğrudan uçuş yok Angola'ya. İlk önce 6 saat uzaklıktaki Nairobi ve orada aktarma sırasında havaalanında 7 saat süren bir beklemenin ardından 4 saatlik bir uçuş daha gerçekleştiriyor ve ulaşıyoruz hedefimize. Artık uçaktan gördüğümüz bu şehir Angola'nın başkenti Luanda. Meraklı gözlerle şehri seyrediyor ve nasıl bir yere geldiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Angola insanı diğer Afrika ülkelerinin insanlarından daha farklı. Gururlu ve kibirliler. Ülkelerine vize almak kolay değil. Kolay olmadığı gibi vize almak için Türk vatandaşlarının pasaportlarını Yunanistan'daki Atina Büyükelçiliğine göndermeleri gerekiyor. Amerikan vatandaşlarına da vize uygulayan Angola'nın dünyada vize uygulamadığı sadece birkaç ülke var. Ayrıca ülkeye girişte sarı humma aşı kartı olmayanlar alınmıyor. Yani sarı humma aşısı da şart. Turizm sektörü gelişmemiş Angola'da. Yok denecek kadar az. Bu yüzden ülkede çok fazla sayıda turist de yok. Angola, haritada ismini göstermekte zorlanacağımız ülkelerden. Öyle ismini duymaya alışık olduğumuz ülkelerden değil. Toprak bakımından Afrika'nın 7. büyük ülkesi ve kıtanın güneybatısında. Komşuları Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo, Zambiya ve Namibya. Angola ismi Bantu dillerinde Ngola isminden geliyor. Ngola, 16. yüzyılda bölgede kabile krallarına verilen isimmiş. Ve bu kelimeden bir ülke ismi ortaya çıkmış. İlginçtir, ülkede bir erkek resmi olarak iki kadınla evlenebiliyor. Angola pahalı bir ülke. Pazarda, manavda, ev kiralarında, otel ücretlerinde, araç kiralamada, kısaca hayatın her safhasında bunu net olarak görebiliyorsunuz. Şehir merkezinde sıradan oturulabilecek durumda olan bir dairenin kirası bile 5000 dolar. Bir diş dolgusunun 500 dolar olduğu ülkelerden Angola. Angola'da Türk nüfus oldukça az. Üçü büyükelçilik personeli, toplam 54 tane Türk var ülkede. Buna karşılık Angola'da 70 bin Çinli var. Çinliler hala ülkeye gelmeye devam ediyorlar. Genellikle inşaat işiyle meşguller.
Kısa bir araştırmanın ardından bu ülkede çekim yapan ilk Türk televizyon ekibi olduğumuzu öğreniyoruz. Bizden önce Türkiye'den hiçbir televizyon ekibi gelmemiş bu ülkeye. Bu yüzden sizlerin seyrettiği bu görüntüler Angola'ya ait bir Türk televizyonunun çektiği ilk görüntüler. Ülkenin yarısından fazlası yüksek platolardan oluşuyor. Topraklarının %60'ının yükseltisi 1000 ila 2000 metre arasında değişiyor. En yüksek noktası 2620 metre ile Moko Dağı. Tropikal iklime sahip olan ülkede iki mevsim var. Mayıs-Ekim arası kurak ve sıcak mevsim. Kasım-Nisan arasıysa havaların nispeten daha serin olduğu yağmurlu mevsim. Kısaca mevsimleri yağmurlu ve yağmursuz yazlar olarak da ayırabiliriz. Başkent Luanda, Atlas Okyanusu kıyısında bir şehir. Aynı zamanda bir liman kenti burası. Nüfusu yaklaşık 6,5 milyon civarında. Özellikle İç Savaş'ın sona ermesinden sonra hızlı bir gelişme göstermiş. Arkamızda hep gökdelenler var bu şehirde. İşte sizler için Luanda'yı turluyoruz. ...20 milyon nüfusa sahip Angola'nın günlük tek bir gazetesi var. Atlas Okyanusu'nda seyahat ediyoruz. Tam bir tatil adası. 4,5 milyon Afrikalı köle olarak satılmış. Bu odanın fiyatı $520. Yanımızda Angolalı Tony, başlıyoruz şehri turlamaya. Çok farklı etnik kökenden insanların yaşadığı bir şehir Luanda. 1,5 milyon insanın öldüğü, 4 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı iç savaş döneminde ülkenin en güvenli yeri olduğu için farklı kabilelerden insanlar kendilerini bu güvenli şehre atmışlar. Başkentte en çok konuşulan yerel dil Kimbundu. Şehir insanı daha çok ticaret yapıyor ya da hizmet sektöründe çalışıyor. ...1870'li yıllarda güzelliğinden dolayı Luanda'ya Afrika'nın Paris'i ismi bile verilmiş. Mutamba Meydanı'ndayız. Bu meydan şehrin en meşhur meydanı. Tarihi bir meydan burası. İki bakanlık binası ve il yönetim binası da bu meydanda. Şehrin kalbinin attığı nokta Mutamba Meydanı. Mutamba Meydanı'ndan şehrin hemen her tarafına dolmuş ve otobüsler var. Bu dolmuş muavinini görünce herhalde dolmuşçular dünyanın her yerinde aynı diyoruz kendi kendimize. Bağıra bağıra müşteri toplamaya çalışıyor.
başkent Luanda'nın cadde ve sokakları lüks araçlardan geçilmiyor. Araçların çoğunun jiplerden oluşması dikkatlerden kaçmıyor. Portekizliler uzun yıllar ülkeyi sömürmüşler. 1975 yılında ülke bağımsızlığına kavuşmuş. Bağımsızlığına kavuşmasan kavuşmuş ancak kendisini iç savaşın içerisinde bulmuş. Tam 27 yıl bu ülkede kan ve gözyaşı hiç eksik olmamış. 2002 yılında iç savaş bitmiş ve ülke hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiş. Meydansa 1 Mayıs Meydanı. Şehrin önemli meydanlarından olan bu meydanda ilk devlet başkanı Neto'nun heykeli bulunuyor. Ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği meydan 1 Mayıs Meydanı.